Merhabalar, Elçin Tuga. 32 yaşındayım. Halkla ilişkiler sorumlusu olarak özel bir kursta çalışmaktayım. İki çocuğum var. 12 yıllık evliyim. Herkese merhaba, ben Saniye. 55 yaşındayım. Aslen Sivaslıyım. 4 yıl önce eşimi kaybettim. 20 yıldır çalışıyorum. 6 yıllık altçı yardımcılığı yapıyorum. Yani 20 yıldır ben bu yemek sektöründeyim. Biz kazanacağız, iddialıyız. Biz kazanacağız. Şu an moda girdik zaten. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Evet efendim, pazartesi günün konukları karşımda oturuyorlar. Saniye Hanım ve gelini Elçin ilk yarışmacımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun siz. Ben de iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Diyeceğim mi acaba birazdan? Evet. İnşallah. Nerelerden geliyorsunuz hanımlar? Küçükçekmece. Küçükçekmece. İstanbul'da oturuyoruz. Ama aslen nereliyiz? Ben Trakyalıyım, Kırklareli. Annem ben Sivas. Hem Sivas'a hem de Kırklareli'ne ben de bir selamımı, sevgilerimi yolluyorum efendim. Evet, kaç yıllık gelinsin, anlat bana. 12 yıllık gelinim. Maşallah, kıdemli bir gelinle başlıyoruz haftaya. Evet. Ve hemen seyircilerimize bu haftanın yemeğinin müjdesini de vereyim. Kağıt kalemleri hazırlayın sevgili izleyenler. Çünkü çok değişik, çok farklı ve çok güzel bir lezzetle buluşturacağız sizleri. Ara sıcak olarak gelinlerimiz bize bu hafta bal kabağı dolması yapacaklar. Bal kabağının tam da sırası, tam da mevsimi dedik. Fırında böyle iç pilavlı falan çok güzel bir dolma imiş kendileri. Programımızda da yine bir ilke imza atmanın vermiş olduğu haklı gururu ve benim niye bir çenem düştü pazartesi? Biz otur ya, ama hafta sonu bir doluyoruz. Enerji veriyorsun. Ama ben de burada rahatlıyorum. Geçemezsiniz konuşmadan. Öyle mi, çok mu konuşuyorsun? Çok konuşuyorum. Ya öyle diyorlar da ben çok konuşuma inanmıyorum. İnsan kendisini çok bilemez gerçi. Ben geldim biliyorum, benim çenem düşüktür de. Nerede? Beraber mi yaşıyorsunuz Saniye Hanım? Yok, ayrı yaşıyoruz ama aynı sokaktayız. Ha, her evet. Gün beraberiz. Beraberiz. Tamam, onu ayrı yaşıyoruz demeyelim artık. Yani evet. Artık, evet. 12 yıldır böyle evimiz mi? Evimiz ayrı. 12 yıldır böyle. Ha, sıkılmadın mı ya? Yok. Gideyim şu mahalleden bir kayınvalide, bir uzaklaşayım bir kendi başıma. Yok, bir sene ben başka mahallede oturdum. Annemle kayınbabam o zaman hemen yakın bir ev buldular. Oraya geldik. Getirdik, nakliye evet. Ettiler sizi. Evet, 3 ay zaten onlarda kaldık. Evlendik, 3 ay annelerde kaldık biz. İlk evlendiğin 3 evet, ay. Evet, annemin psikolojisi biraz bozulmasın diye. Niye? Eşim de öyle istedi, biraz anneye düşkün. Kaynım askere gidiyordu. Ha. Eşim de evden çıkıyordu, anne bayağı buruktu. İki oğlanı biz 3 ay orada yaşadık. Anda, evet, evet, gönderince evden. Başka çocuk var mı? Bir oğlum daha var bekar. 3 oğlunuz var. Yok, 2 oğlu. İki. Ha, 2 oğlunuz biri var. Biri evli, biri bekar. Sen ilk gelin. Evet. Bir gelin daha gelecek. İnşallah. İnşallah. Nasıldır kayınvalideni, anlat bana biraz. Kayınvalidem iyi. Hani ha. Uyumlu. Öyle her şeye karışması yok ama biraz titiz. Öyle mi? Evet, titizdir. Mutfağı onun kırmızı noktasıdır. Ha. Herkesi sokmaz. Beni bile bir iki sene böyle mutfağa sokmadı. Aşçı yardımcısı yemek kendi. Yemek yapmayı bilmiyordu. Oo, ama. Ben yapıyordum yemeği. Aşçı yardımcısı. Aşçı evet. Yamağı mısınız? Evet. Hala. Evet. Hala çalışıyor. Kaç yıl oldu? 20 yıldır aynı yerde çalışıyorum ama 5-6 yıldır aşçı yardımcılık yapıyorum. Buna terfi ettiniz. Evet. Vallahi ne güzel. Bir eğitim falan var mı? Alaylısınız yok, dışarı. Yok, yok. Ama tabii bunca yılın tecrübesi de yani, değil mi? Evet. Mutfakta. Evet. Eli de lezzetli. Ha, ne güzel. Evet. İş yeri galiba değil mi çalıştığınız evet, yer? Evet. Kaç kişiye yemek yapıyorsunuz? 150. Kaç? 150. 150 kişiye evet. Aa, senden beklentiler yüksek olacak Elçin. Ama anne hafta içi bana yemek yapıyor. Sepette salıyor. Ben işten gelince... Sepette mi salıyor? Evet. Aa, alıyorum yemeği. Hatırlıyor musunuz? Biz de sepet, hemen girin evet. Buraya onun VTR'sine. Allah tatlı gibi. Çekil, ver, çekil. Ver, çekiyorum. Aldım. Tamam Zuhal Hanım. Ya, aa, çekiyorum orada. Kameraman var bizim. Aa, komşular. Anahtar üstündeydi. Komşular vereyim kenarda. Abla, kim yedi kısmını kenarını? Ne yapıyor? Selda ablalar ne yapıyor? Selahattin abi nerede? Gördün mü çıkarken? Nerede? İyi, hadi görüşürüz. Çarşamba gün var ha, bandesiniz. Benim sıram. Ay, sepet de yukarıdan yollamışlardı aynen. Miksere kaptırmamak için dışarıdan. Hafta sonunda ben hazırlarım, annemi çağırırım. Aa, ne güzel. Evet. Hafta sonları evet. Kahvaltıda, akşam yemeğinde onlardayım evet. Ben. O ne güzel. Hafta ortası da ben artık. Ve 7 gün siz bilfiil görüşüyorsunuz. Aynen. Evet. Görüşüyoruz.
Ne güzel, ne mutlu sana. Çok. Gördüğü insan özler. Alıştım artık. Alıştın artık. Bünye bir de alışkanlık yapıyor, biliyor musun? Görmeyince bu sefer arıyorsun. Hadi canım. Anneme ben yazın gidince 2-3 ay kalınca arıyorsun yani. Ararsın, ararsın. Evet. Peki kaç çocuğun var? 2 tane kızım var. Allah bağışlasın. Evet, biri 10 yaşında, biri 3 yaşında olacak. Aa, evet. Maşuk, iyi haftalar canım. Oksu gel omzuma kon. Ay dur konma, ipek elbise. Ay dur konma, yırtar mırtarsın. Peki yemeklerin nasıl? Yemeklerim el lezzetime güvenirim. Vallahi. Hani güzel yaparım. Hadi bakalım. Güveniyorum. Annem de bana güveniyor. Zaten annemin isteğiyle sen geldik. Sen annene güveniyorsun. Annen evet, sana güveniyor. Ben sana güveniyorum. Artık herkes birbirine güvene güvene. İnşallah güzel bir hafta olsun. İnşallah olacak. Peki İnşallah. Say bakalım ilk gün menünü bana. Başlangıç olarak çeşminiger çorbam var. Ara sıcakların bal kabağı dolması, ıspanaklı gül böreği, unuttum şu an. Heyecanlandım sizi görünce. Sen mi açacaksın? Yok, ben açmayacağım. Ha, hazır olacak. Aa. Evet. O kabiliyetim yok maalesef. Ne? Yok. Ay diyecekler aşçı gelini. Ay diyecekler 12 yıllık gelin. Ay diyecekler bir el içi el açması anne yok. Anne açıyor. Sıcağında. Aslında ben de yapsam, gelin yaptı diye yuttursak yemekleri daha iyi olur ama. Öyle. Onu diyorum, keşke. El altından kayınvalideler yarışsın. Kayınvalideler bir gün yarışsın, biz İnşallah. Oturalım. İnşallah. Biz bir gün yapacağız onu, çok istek evet, var. İnşallah yapacağız onu bir gün. Annemi kesin alın yani. Ben adayım canım, katılmaya. Değil mi? Aşçı ya, mağın evet, kendisi yani. Evet. Peki, ne dedin? Bal kabağı dolması dedin. Bal kabağı dolması, ıspanaklı gül böreği, patates kreten. Patates kreten. Evet, ana yemeğim de piliç şövalye, kuru domatesli bulgur pilavı. Piliç şövalye. Evet, çoban salatası. Evet. Ve tatlı olarak da şekerpare Türk kahvesi eşliğinde. Aa, Türk kahvesi eşliğinde. Evet, Türk kahvesi de yapacağım. İrmiksiz şekerpare. Niye? İrmikle çok tortu kalıyor ağzında. Çok güzel olmuyor. Ben unlu daha çok seviyorum. Sen size bilirsin. İnşallah evet, kayınvalideler de severler. Elçin usulü diyelim. İnşallah elçin usulü. Elçin style. Hava yağmurlu, şemsiyeni al. Tamam. Marketin yolunu tut elçin. Tamam. Sana iyi alışverişler diliyorum. Görüşürüz tatlış.com. Haydi bakalım. Aa, pantolon güzelmiş. Dairy. Vallahi ben meleği uyumsuz buldum. Patatesi ana yemeğin yanına koyabilirdi. Pilav olmamış. Yani 3 tane pilav bir araya gelmiş. Kolay bir menü. Çok da çabuk hazırlanabilecek bir menü. Sadece kabağın oyalayacağını düşünüyorum. Gerisi tatlı mesela beğendim, salatalı beğendim. Diğerleri o kadar konuya girmek için beğenmedim. Hani bilmiyordu ya. Onun için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.